gitti, fincan gitti. Ay kadıncağız, haklı tabii. Kızını öyle görünce şok oldu. Hediye Hanım. Hediye Hanım. İyi misiniz? Aslı. Sizin kız beni bile şaşırttı. Yani insan biraz geleceğini düşünür. El alem ne der diye düşünür. Sibel. Ne var canım? Yalan mı söylüyorum? Pek hanım bir kızdı. Maşallah hızlı çıktı. Sibel yeter lütfen. Bakın ben iyiliğiniz için söylüyorum. Siz kızınızı alın İzmir'e geri dönün. Okulunun başında böyle işlere kalkışan kızın sonu iyi olmaz. Tamam. Okutacağım diye 3 kuruşa gündelikçilik ediyorsunuz ama emeğinize yazık. Sibel Hanım. Ha? Yeter artık, terbiyeli olun. Ben mi terbiyeli olacağım? Sen kızına bak ayol. Hediye Hanım. Aşk olsun Sibel. Ne biçim konuşuyorsun ya? Kadın perişan oldu zaten. Doğruyu söylüyorum ben Jülide. Aman canım, ne hali varsa görsün. Fincanım gitti, fincanım. Ay Sibel. Ay Sibel. Anne. Ozan. Aç şu telefonu anneciğim, aç. Ay Jülide. Arayıp durma Ozan'ı. Boş yere kızlığınla kalacaksın. Anlamıyorsun Sibel. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. İmkansız. Kesin bu işin içinde bir iş var. Evet var. Aslım. Bence hepsi o kızın başının altından çıkıyor. E buldu tabii artist gibi zengin oğlanı. Aklına girdi. Sibel yeter. Tanımadığın insanların günahını almaktan vazgeç artık. Tanımadığım mı? Ben bu varoşların ciğerini bilirim canım. Ciğerini. Önce kuyruk sallarlar, sonra sokulurlar. Sonra ben namusluyum, yok şöyleyim, yok böyleyim. Bu kızın derdi belli. Ozan'ı tavlayacak. Bir yüzük, bir nikah, bitti gitti. Hayatı kurtuldu. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? O kızın Berçin'in arkadaş olması da boşuna değil. Tabii. Ozan'ı tavlamak için kızıma yanaşıyor. Onun anası da... Burada üzülüyorum numaraları yapıyor bize. Sibel, kızma ama saçmalıyorsun. Kapıdan çıkınca kesin göbek atmıştır zengin damat yolda diye. Ay yeter! Ben gidiyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Aa, oturuyorduk ayol. Aslım. Otur. Otur. Biraz canım sıkkın hocam. Biliyorum. Videoyu gördüm. Siz de mi gördünüz? Of ya. Tamam. Tamam. Al. Aslı. 2 gün sonra bu olanların hepsi unutulup gidecek. Buna yemin ol. Yedikleri yemeklerin fotoğraflarını çekecekler. Yavru kedileri izleyecekler. Ve bütün bunlar silinip gidecek. Üzüldüğüne değmez. Herkes beni işaret ediyor hocam. Aralarında gülüşüyorlar. Kim bilir arkamdan neler konuşuyorlar. Bu onların meselesi. Senin değil. Hadi kalk, odama gidelim, burada üşüme.
Çocuklar bir bakar mısınız? Kızımı arıyorum da ben, Aslım. Tanıyor musunuz? Aslım. Hukuk fakültesinde okuyor. Aslım. Biz tanımıyoruz ama isterseniz öğrenci işlerini sorabilirsiniz. Durun ben size fotoğrafını göstereyim. Belki tanırsınız. Ha, bu kız. Şu videodaki. En son Tayk Hoca ile birlikte ideal binaya giderken gördüm. Şu ilerideki arkadaki bina. Aslım, siz yanlış bir şey yapmadınız. Ortada bir terbiyesizlik yok, bir suç yok. İki yetişkin insanın birbirini sevmesi kadar doğal bir şey olamaz. Haksız mıyım? O videoyu herkes izledi hocam. Altında ne yorumlar yapıyorlar biliyor musunuz? Ne hakaretler, ne iğrenç sözler. Annem görse mahvolur. Merak etme. Bir iki güne bu olay kapanıp... Anne! Yürü gidiyoruz eve. Anne dur, ne yapıyorsun kolum? Gidiyoruz dedim, yürü. Hediye. Hediye Hanım. Sakin olun, düşündüğünüz gibi değil. Yürü dedim, eve gidiyoruz. Hadi. Anne lütfen. Siz bu işe karışmayın. Sakın. Anne lütfen dur. Pelin tuşum. Hani böyle bir işi bitirdikten sonra rahatlarsın ya. Mücadele bitmiştir, zafer kazanılmıştır. Aslın defteri de ortadan kalkmıştır filan. İşte tam oradayım şu an. Zirvedeyim. Yalnız Berçin, Ozan gerçeği öğrenirse işin çok zor tatlım. Pelincim biraz daha bağırsana, herkes duysun. Tamam ya, pardon. Teknik olarak imkansız. Ozan kendi hesabından paylaştı çünkü. Kızlar koşun koşun. Dışarıda şenlik var. Öpüşen kızın annesi geldi. Kızını yaka paça götürüyor. Berçin. Kızım çok güzel bir gün bugün ya. Kalk, şenlik var, kalk. Anne. Anne ne olur bak, rezil oluyoruz herkese. Sen bizi rezil ettin herkese. Baksana herkes görmüş ne haltlar yediğini. Yürü. Hediye Hanım, bir durun. Konuşalım. Siz bu işe karışmayın dedim artık. Yeter. Aslım. Anne ya bırak kolumu, tamam geliyorum işte. Ya bak herkes bize bakıyor, ne olur yalvarırım yapma. Umrunda sanki herkesin ne düşündüğü. Evde görüşeceğiz seninle, yürü. Anne dur. Bak ben kötü bir şey yapmadım. Ya ne olur bir dinle ya, ne olur bir dinle. Manzarayı ölümsüzleştirmek lazım. Şişt, Ozan bakıyor, çekme. Yürü, evde görüşeceğiz seninle. Yürü. Hediye Hanım, ne olur sakinleşin. Bir konuşalım. Nasıl sakinleşim? Rezil olduk herkese. Hediye Hanım, bildiğiniz gibi değil. Aslım... Yeter artık, lütfen. Yürü Aslım. Anneciğim lütfen. Anne ne olur bir dur. Anne yalvarırım, lütfen dur. Efendim anne. Ozan hemen eve geliyorsun. Hemen. Anne görmen lazımdı. Nasıl rezillik, nasıl rezillik. Annesi aldı Aslım'ı, böyle yaka paça okulun dışına çıkardı. Zaten herkesin dilindeydi. Bu da pastanın üstüne vişne oldu. Harikaydı. Güzel, çok güzel. Benim kızımın karşısına çıkmak neymiş anlasın o varoşlar. Zaten o okula bir daha adımını zor atar. Ama annesini görmen lazımdı. Aslım da Aslım, Aslım da Aslım. Delirmiş gibiydi. Biliyorum, biliyorum. Annen de burada boş durmadı, merak etme. Berçin. Seninle gurur duyuyorum. Artık Aslım'ı annesi İzmir'e mi götürür, eve mi kapatır orasını ben bilemeyeceğim. Anne. Jülde teyzelere gidelim, devamını orada dinleriz. Hadi gel.